artık oynamış yerinde. Şöyle bir alalım bakalım. Tatlıya çok güzel yakıştı. Elbaya nasıl gidecek göreceğiz. Şöyle alalım. Ve tabii ki bir tane daha total deneme tadımı yapacağım. Geri kalanını şimdi. Çok seviyor tatlıyı. Balkonda çaylarımızı içtik. Elvayı da balkona çıkaracaktım da cam kapalıya koymaya yer yok. Onun için çıkarmadım. Yalnız elbam o kadar şahane ki. Nasıl anlatsam size bilemiyorum. Şuraya bakın. Çayım zaten 10 numara. Ve ne yapıyoruz? Ben şöyle tahinli un helvasını tadıyorum. Sizin için geri kalanını da işime bırakıyorum. Şöyle tahinli yerinden alalım. Fazla da koymadım. Olmazsa diye tadını kaçırmayalım helvalar. Güzel. Güzel ama nasıl desem elba hani böyle insan tıkıyor ya, tahin de öyle koyu olduğu için yutmakta biraz zorlanıyorsunuz ama lezzet olarak yakışmış. Tahinli elba. Yenilebilir mi? Yenilebilir. Ben bir tanesini yiyeceğim. Yaptığım gün bir tane yedim ve şimdi bir tane yiyorum daha elvamdan. Süper. Elbamın hiçbir şeye gerek yok yani, ihtiyacı yok. Ama tayinle de deneyebilirsiniz yani. O kadar güzel elbam olmuş ki. Böyle elba kolay kolay bulunmaz. Şöyle bu renk tutturmak, hiç beyazlık var mı elbanda? Kesinlikle yok. Bol bol kavuracaksınız elbayı. Elba böyle olacak. Beyaz elba tatsızdır. Kesinlikle olmamıştır yani. İrmikte de aynı. İrmiği de kavurmazsanız o da güzel olmuyor. Tatalımı aldım. Ve buraya koyuyorum. Eşime yeni tatal koyuyorum. O da denesin tahinle. Bakalım onun da
önerisi olacak mı tayinle ilgili? Olmuş mu, olmamış mı? Bana göre yenilebilir. Ama elbam o kadar güzel ki hiçbir şeye gerek de yok. Ve ne diyorum her zamanki gibi. Miss'in evinde misler olmaya devam ediyor. Yapar içerseniz çay size de afiyet olsun. Elva da yaparsanız afiyet olsun diyorum.